Kitabın genel olarak bizim zihin dünyamız veya yaptığımız işlerde nerede durduğuyla isterseniz başlayayım kısaca. Şimdi epey bir zamandır, tabii ben İslam ve sosyoloji, işte İslam'ın alt kolları, sünnetle, fıkıhla, şeyle ilgili yeni bir okuma yapmak, aktüel veya tarihsel bir takım problemlere değinmek anlamında çalışmalara derinleşmeye çalışıyorum biraz daha. Kendim kitap olarak Hikmet Sosyolojisi diye bir kitap çıkarttım 2017'de. Şimdi ama bunun daha öncesinde sünnet ve sosyoloji ilişkine dair bir kitap çıkartmıştık. Fıkıh ve sosyoloji ilişkisine dair bir kitap da çıkarttık. Bu da onun bir devamı sayılır, mezhep ve sosyoloji. Mezhep ve sosyolojinin ikincisi de şu anda hazırlanıyor yine. Onu da inşallah, yani belki 2018'in böyle Eylül'üne falan gibi inşallah onu da hazırlamış olacağız. Her seferinde yeni başlıklarla, farklı problemlerle bu tip edisyon çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Efendim, şimdi bu çalışmayı da ilk tasarladığımızda bir kere 15 Temmuz şeyi olmamıştı. Belki 15 Temmuz olsaydı ilk önce bunu cemaat bağlamında tasarlayabilirdik diye düşünüyorum. Onu da ayrıca düşünüyoruz yapmayı. Bunun içerisinde tabii biraz daha problemleri ortaya koymaya çalıştık. Kitap arkadaşımızın da söylediği gibi 11 tane makaleden oluşuyor. Aslında daha fazlaydı, 14-15 vardı ama bir kısmı gelmediği için onları dışarıda bırakmak durumunda kaldık. Şimdi ilk ben tabii burada daha çok kendi makalem üzerinde durmaya çalışacağım. Fizikle metafizik arasında mezhepler, sosyolojik bir bakış başlığı altında. Ama onun dışında ilke olduğu görüş ve fırka sosyolojide mezhep Tuncer Namlı'nın kitapta yer alıyor. Hasan Onat Hoca'nın İslam Ortak Paydası ve Mezhep Gerçeği makalesi yer alıyor. İlhami Güler'in Dinlerin ve Mezheplerin Teolojiden Stratejiye Kayışı isimli bir makale yer alıyor birinci bölümde. Birinci bölümümüz mahiyeti ve tarihselliği ekseninde mezhep olgusu. İkinci bölümümüzün başlığı ise algının rutinleşmesi, iki nokta üstte mezhepten mezhepçiliğe gibi bir başlık. Burada da Osman Dertli diye bir doktora öğrencimizin yazdığı mezhepsel kırılmaların başlangıç noktası olarak Hazreti Osman dönemi. Bu arkadaşımız Hazreti Osman dönemine çalışıyor aynı zamanda din sosyolojisinde. İkinci makalemiz tarih inşa eden bir olgu olarak mezhepçilik. Bunu da Adnan Demircan Bey yazdığı İslam tarihi açısından bakış. Bir diğeri Mehmet Evkuran Hoca'nın kelamcı yazdığı mezhep bir sorun mudur? Teoloji ve sosyoloji ekseninde bir tartışma başlıklı bir diğer makale. Üçüncü bölümümüz ise çağdaş dünyada mezhepsel gerilim ve krizler. Bunun ilk başlığı Zeki İşcan Hoca'nın yazdığı tarihsel perspektif ve neo-selefi hareketler. Bir anlamda neo-selefi hareketlere odaklanıyor ama onun içinde IŞİD gibi bir takım oluşumlarında yorumlandığını görüyoruz. Bir diğer makalemiz Cemil Hakkemez tarafından yazılmış. Sünni-Şii ilişkilerinin aktüel durumu. Bu da önemli bir şey. Bu hocamız da zaten daha çok Şiilik üzerine çalışıyordu. Mezhepler tarihi Çorum'da. Bir üçüncü makalemiz, bu sefer fıkhi mezhebe dönüyoruz. Fıkhi mezhepler teori ve pratik arasında başlığını taşıyor. Murat Şimşek, Konya, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde. Bir dördüncü makalemiz de bizim okulda cemaat halinde kalmak ve cemaate bölünmek başlıklı yazılardan oluşuyor. Bunun dışında mesela bundan sonraki şeyde özellikle Alevilikle ilgili, bundan sonra kitapta özellikle IŞİD'e değinen bir takım makaleleri, yani daha özel spesifik olarak bir mezhebin ele alındığı veya mezhepçiliğin ele aldığı konularda yer alacak diye düşünüyoruz inşallah. Dolayısıyla pratik anlamda bugün genel mezhep olgusu veya mezhep kavramı altında veya bunun dışında fırkalaşmayı ifade eden, farklılıkları ifade eden bütün bu tartışma konularını ele almayı düşünüyoruz inşallah uzun vadede. Şimdi benim attığım başlık fizikle metafizik arasında mezhepler sosyolojik bir yaklaşım. Bu tabii burada ben bunu sunumunu yapıyorum ama bunu daha evvel ben birkaç yerde daha sunum yaptım. Herkesin en fazla bilemiyorum burada da öyle oldum ama takıldığı iki kavram fizikle metafizik oldu. Yani bunların burada ne gibi bir işlevi var, ne anlam ifade ediyor biçiminde. Bunu açımlamaya çalışacağım ama makalemizi temelde yazmamızın sebebi şu. Batı'da da geçmiş dönemde ciddi anlamda etkili, olumsuz bakımından toplumu etkilemiş olan bu mezhep çatışmalarının artık travmatik boyutlara ulaşmış olması, bizde de biliyorsunuz Orta Doğu'da
ciddi anlamda mezhep çatışmalarının, mezhep kargaşalarının bulunmuş olmasıdır. Bu mezhep çatışmaları niye meydana geliyor diye sorduğumuzda hiç şüphesiz buna vereceğimiz çok farklı cevaplar var. Ancak bunun başında mezhebe bakış, mezhebi nasıl algılandığı ile ilgili bir takım problemler geliyor. Bu bakımdan mezhebin nasıl algılanması gerektiğine dair, yani önce mezhebin nasıl algılandığını bir ortaya koymaya çalışacağız. Arkasından da nasıl algılanması gerektiğine dair de bazı öneriler de sunmaya çalışacağız. Bunun için de tarihe gideceğiz. Bize göre temel tezimizi şöyle kuruyoruz. Mezhepler tarihsel ve sosyolojik nitelikleri taşıyan yapı ve kurumlardır. Din bu yapılanmanın merkezinde yer almakla birlikte süreç içerisinde sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerle bağlantılı olarak mezhepler oluşmuşlardır. Yani mezheplerin oluşumunda evet dini görüşlerin, dini yorumların farklılıkları bir yer işgal etmekle birlikte ciddi anlamda ekonomik, sosyal ve siyasal faktörler vardır. Bunları görmeden bir şeye doğru gidemeyiz. Ve tarihin akışı içerisinde efendim çoğunlukla mezheple din özdeşleştirilmeye başlamıştır. Biraz mensubiyet duygusundan da dolayı. Bu böyle bir sahipleniş kendisini dinin merkezinde, hakikatin merkezinde gören bir anlayış diğerlerinin ötekileştirilmesini sonuçlamıştır. Ve böylece bir takım gerilimler artmıştır. Doğrusu Orta Doğu merkezli çatışmalar içinde benim şahsi kanaatim şu yöndedir. Evet, ortada görünen bir Şii-Sünni çatışmaları meydana geliyor. Bunun alt düzeylerine indiğimizde başka çatışmaların olduğunu görüyoruz. Fakat bu çatışmaları gerçekte besleyen şey dini farklılıklar olmakla birlikte ben etkinlik bakımından sosyal, siyasal ve ekonomik faktörlerin bu çatışmaları tetikleyen daha önemli şeyler olduğunu doğrusu savunuyorum. Yani mesela Orta Doğu'da özellikle 1990'dan bu yana Irak, işte o bölgenin oradan itibaren genişleyen Suriye ve benzerleri, bölgenin istikrarsızlaşmış olması, orada güvenlik, gündelik güvenlik, ondan sonra insanların işte istihdam ve benzerleri gündelik hayatlarını sürdürecek temel ihtiyaçlarının yetersizliği mezheplerin de tetikleyici bir faktör olarak veya mezhep farklılıklarının tetikleyici bir faktör olarak rol almasında önemli olmuştur diye düşünüyorum. Bunun tabii bazı nedenlerine daha sonra soru cevaplarla belki değinebiliriz. Şimdi önce şunu belirteyim. İslam tarihini de daha reel düzlemde okuduğumuzda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi döneminde bir takım sorunlar olduğunda bu sorunları vahyin otoritesiyle veya kendisinin karizmasıyla veya işte görüşleriyle halletmeye çalışıyordu. Hazreti Peygamber döneminde belki birçok çatışmalar, yani aksi unsurlar çok yükselemiyordu. Yani kendisini bir sorun, travmatik bir sorun olarak göstermiyordu. Bu sorunlar halledilebiliyordu. Ama yine de toplumda var olan bir takım yapısal unsurların sürekli etkili olduğunu, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den de sonra bunların kendilerini gösterdiğini ifade etmemiz gerekir. Mesela bunların başında kabilecilik geliyor. Kabile anlayışı her zaman bu mezhep faktöründe de diğer bir takım unsurlarda da belirleyici olmuştur. Açıkçası Hazreti Peygamber kendi döneminde bir kabilenin üstünde bir üst akıl olarak İslam'ı oluşturmaya çalışsa bile bunda belirli oranda başarılı olmakla birlikte Hazreti Peygamber'in vefatının hemen ardından maalesef kabilecilikler daha belirleyici hale gelmişler ve toplumda bir takım ayrılık noktaları yaratmışlar. Bu yüzden şöyle söylemek doğrudur aslında. Tarihsel süreç içerisinde her ne kadar bazı şeyler bastırılmış veya halledilmiş gibi görünse de toplumsal akıl ve hafıza daha uzun boyutta bunları bir sorun olarak gerektiği yerde tekrar ortaya çıkarıyor ve bunlar arasından bir takım ayrılık noktaları oluşmaya başlıyor gibi görünüyor. Ama şunu söylemek lazım. Kur'an-ı Kerim'in bu açıdan ciddi bir otoritesi vardır. Özellikle Medine toplumunda birçok dini grupların oluşmasında Nas'ın önemli bir etkisinin olduğunu belirtmemiz lazım. Mesela Muhacir ve Ensar hem Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir hem de böyle bir grup tarihsel anlamda oluşmuştur ve bunun
zikredilmesi, böyle bir oluşumun meydana gelmesi ve daha sonraki süreçte de etkinlikleri dikkate alınması lazım diye düşünüyoruz. Şimdi ben meseleye biraz fırka sorunundan başlayarak ilerleyeceğim ve niye bu tip ayrılıklar oluyor, sorunla mezhep ne anlama geliyor, bunu söylemeye çalışacağım. Bunu da netleştirebilmek için veya kavramları yerlerine oturtabilmek için sıklıkla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme izafe edilen 73 fırka hadisini zikrederek başlamak istiyorum. Bu hadiste Hazreti Peygamber'e atfedilen diyorum. Çünkü bir kısım kahir ekseriyetçi hadisçiler bunun sıhhati konusunda tereddüt ediyorlar. Bunun için söylüyorum. Ama belirli bir gerçekliği ifade etmek üzere bunu ifade edeceğim bu hadisi. Hepinizin bildiği Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ümmetim 71 fırkaya, pardon, Yahudiler 71 fırkaya ayrılacaklardır. Hristiyanlar 72 fırkaya ayrılmışlardır. Ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacaklardır. Bunlardan bir tanesi fırka kelimesini kullanıyor. Fırkayı naciye, yani kurtulmuş olan fırkadır. Diğerleri ise dalalettedirler buyuruyor. Bunun üzerine sahabe soruyor. Diyor ki bu kurtulmuş olan kimlerdir? Efendim Hazreti Peygamber de metnin asıl ifadesinde geçen şeyi söylüyorum. El cemaa, bu cemaattir buyuruyor. Şimdi Hazreti Peygamber'in burada cemaattir şeklindeki ifade ettiği şey gerçekte bizim bugünkü bildiğimiz anlamda herhangi bir cemaate tekabül eden bir kavram değildir. Çünkü bizim bugün cemaatler meseleyi şöyle soruyorlar veya ifade etmeye çalışıyorlar. Kurtulan fırka biziz, diğerleri dalalettedir diye düşünüyorlar. Halbuki buradaki cemaatin ifade ettiği anlam bu değildir. Orada cemaatin ifade ettiği anlam ümmetin ana gövdesidir. Yani cemaatten, ana topluluktan ayrılmamak anlamındadır Hazreti Peygamber'in söylediği şey. Ve o günkü kullanımlarında cemaat ana gövdeye tekabül ederken fırka bunun içerisindeki farklılıklara işaret ediyor. Bu şunun için önemli. Mesela fırka diyoruz. Fırka ayrılıktan geliyor zaten. Ferik. Fırka kavramının Kur'an-ı Kerim'deki kullanışlarına baktığımız zaman Mekki dönemdeki kullanışlarının daha fazla Medine döneminde kullanıldığını, çünkü ümmetin Medine döneminde giderek kurumsallaşmaya başladığını, bir sosyolojik anlamda örgütsel işte organizasyonlar ve kurumlarının oluştuğunu ve burada artık ayrılıkların biraz da olumsuz bakılarak Kur'an-ı Kerim tarafından da eleştirildiği görülür. Bunun için fırka kavramı orada kullanılıyor ama fırka kavramı daha sonra mezhepleri de ifade edecek biçimde kullanılmaya başlıyor. Hazreti Peygamber'den sonra da. Yani biz mezheplerin en ilk formu, mezhep kelimesinin ilk formunu fırka bakımından görüyoruz. Mesela geçmişteki ilk eserler El Fark Beyn El Fırak, fırkalar arasındaki farklar gibi. Ondan sonra mesela Şehristani'de El Milel ve Nihal'de bu tip şeyleri, ayrışmaların hepsini fırka olarak isimlendirme eğilimindedir. Şimdi bu özellikle cemaat kavramı veya bu hadisi zikretmemin temel anlamı şu. Bugün kavramları yerli yerine yerleştirmek bağlamında biz öncelememiz gereken şeyin ümmetin ana gövdesi olduğunu bilmek durumundayız. Yani herhangi bir, bana göre şöyle yorumluyorum onu. Bana göre herhangi bir şekilde mahalleyi terk edip de bu mahallenin dışından buraya bakmaya çalışan bir adam ümmetin ana gövdesini terk etmiştir. Yani ümmetin ana gövdesinin içerisinde mutlaka bulunmak lazım. Burada bir birliği sağlamak lazım. Fırkalar ya da işte cemaatler dediğimiz, bugünkü anlamda cemaat ama aslı itibariyle fırka dediğimiz şeyler ise bu ana gövdenin içerisindeki bir takım yorumsal farklılıkları ifade eden şeylerdir. Hiç şüphesiz tarihsel süreçte bu fırkaların bir kısmı mezhepleşmeye ve hatta ayrı din olmaya doğru da gitmiştir. Mesela ilk başta ehli sünnet ve şia diye ayrılıyor. Daha sonra bunlar kendi işlerinde de alt kollara ayrılıyor ama o alt kollardan bir kısmı dinleşerek de devam ediyor. Böyle yapılanmalar da söz konusu. Bu hususu belirtmek lazım gelir. İkincisi, bu şeye dair algılar. Yani ana gövde işte bizim mesela hatta şunu da söylememiz lazım. Burada sadece ana gövde diye
ehli sünneti şey yaparak Şiileri de bir ötekileştirmemek lazım geldiğinde düşünüyor. Onu da ayrıca ortaya koyalım. Çünkü bu dünya konjonktüründe siyasal anlamda bugünkü bağlamda gerekiyor da. Bizim ehli sünnet dediğimiz şey bir yapılanma Hicri 2. 3. asırda kurumsallaşmaya başlamıştır. Şimdi ben bir ara şöyle pratik bir araştırma yapmıştım. O araştırmada fakülte öğrencilerine ehli sünnet konusunda sorular yöneltmiştim. Bir anket çalışması yapmıştım. Ve orada şöyle bir soru sordum. Öncelikle sorduğum mesela İlahiyat Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, özellikle son sınıfa gelmiş öğrencileri de dahil olmak üzere genel anlamda baktığımız zaman benim şahsi kanaatim ehli sünnete dair algılar ve yorumlar okula gelmeden önce ilk başta sadece dinsel anlamda değil, çevresel, kültürel koşullarla birlikte oluşuyor ve belirleniyor. Mesela bu anlamda kitabi bilgilerin değiştirebildiği şeyler biraz daha az. Onu söyleyeyim, özellikle kültürel anlamda. Mesela öğrencilere şöyle bir soru sormuştum. Hazreti Peygamber'in mezhebi nedir diye sormuştum o ankette. Ve bu soruya yaklaşık öğrencilerin %20'si ehli sünnettir diye cevap vermişlerdi. Şimdi mantık olarak doğru, yani mantık olarak, mantalite olarak, yani Hazreti Peygamber işte sünnetin kaynağı. Yani sünnet onun üzerinden gelen bir şey. Tamam ama zamansal bakımdan anakronik bir şey de ifade ediyor. Böyle bir problem ortaya konuluyor. Bir de bu çalışmayı yaparken 1980'lerin başında yayınlanmış bir kitap vardı. Yaşar Kaplan tarafından Ehli Sünnet Tetkikleri ismiyle. O kitabı da okudum. O kitapta epey Ehli Sünnet'in neliğine dair insanlara sorular sormuşlar. Cevaplar verilmiş. Yazar kitabı yazma gerekçesini şöyle açıklıyordu. Bir olayla açıklıyordu. Bir yaz günü bir yerde diyor abdest alıp namaz kılacaktık. İşte o kadar çok sıcaktı ki diyor. İşte hepimiz diyor hatta diyor böyle şeyler, yani ayaklarımızda çorap bir yoktu. İşte kollarımız buraya kadar şeydi falan. Bu arada diyor biz abdest almaya falan uğraşırken bir tane diyor aramızda birisi vardı. İşte ayağında çorap vardı. İşte hani şeylerini örtmeye çalışıyordu falan. Sen niye böyle yapıyorsun? Yanmıyor musun? Hani her taraf çok sıcak dediğimizde işte ayağa niye çorap giriyorsun diye sorduğumuzda şöyle bir cevap verdi diyor. Ben ehli sünnetim. Şimdi ehli sünnet olmakla ayağına çorap giymek arasında yani nasıl bir zihinsel ilişki kurulmuştur? Mesela bunun üzerinde durmak lazım. Bu sadece hani burada küçük spesifik bir örnekmiş gibi görünüyor ama benim çevresel ve kültürel koşullar dediğim şey budur. Yani işte anneden, babadan, çevreden aldığımız şeyler ile mezhebi algılarımız da bunun üzerinden üretilmeye başlıyor. Bu sefer şöyle bir sonuçla biz karşılaşıyoruz. Onu bir metaforla izah etmeye çalışacağım. Şimdi bir kar topu yapıyoruz elimizde. Bu kar topunu yaptığımızda bunu öz olarak kabul edelim. Asıl olarak kabul edelim. Bir dağın tepesinden o kar topunu aşağı doğru yuvarladığımızı farz edelim. İşte aşağı ininceye kadar devasa bir kütle olacaktır. Üstüne çamurlar, başka karlar falan filan eklenecek. Şimdi aşağıdaki bu devasa kütlenin bütününü din olarak göremeyiz. Biz ona kar topuna din diyelim öz itibariyle. Aşağıdaki devasa kütle ise içinde tarihsel, kültürel birçok unsurları barındırıyor. Şimdi eğer ona din diye sarılırsak veya din diye bunu takdim edersek bu durumda İnsanların sırtına çok büyük bir yük yüklemiş oluruz. Kimse onu taşıyamaz yani. Bu tarihsel ve kültürel unsurların kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ama sürekli bunları tetkik etmek gerektiğini ve asıl ve öze dair şeyleri kaybetmemek lazım geldiğini, tarihsel safralara atmak, gerektiğinde kültürel kritikleri yapmak bakımından anlamlı olduğunu belirtmemiz lazım gelir ki mezhepler konusunda bu çok daha belirgindir. Şimdi bizde mezhep evet epey süre geldi. Biraz daha sürem var. Batı'da mezhep olgusundan kısaca söyleyeceğim. Hristiyanlıkta özellikle mezhepler kiliseye karşı protesto çekip ondan ayrılan kilisenin antitezi kabul edilen yapılardır. Bu bakımdan bizim mezhep olgusundan ayrılırlar. Yani bizde mezhep ana yapıya sürekli protesto çekip bağımsız bir hareket olma durumunda değildir. Bunu şu bakımdan söylüyorum. Yani Batı'da kilise dediğimiz zaman mesela
belli bir yapıyı anlıyoruz. Mezhep dediğimiz şey ona protesto ederek başka bir yapı, yani başka bir kilise haline gelebiliyor. Bu açıdan bizdekinden farklı bir durumu ifade eder. Bu şekilde mezheple ilgili hususları belirttikten sonra veya batıdaki mezhebe de değindikten sonra ben tarihsel süreç içerisinde efendim mezhepler oluşumuyla ilgili bazı örnekler vereceğim ve belki bazı şeyleri daha iyi anlatmak açısından önemli olduğunu da düşünüyorum. Mezheplerle ilgili önce hani tarihsel oluşum falan diyoruz. Efendime söyleyeyim. Bir kere şöyle bir tarihsel süreci yokladığımız zaman İslam tarihinin içerisinde hem kabilecilik hem de gündelik hayattaki bir takım olayların farklılıklar oluşturduğu, tartışmalar oluşturduğu ve bunların daha ileri süreçte başka bir takım yapılanmaları beraberinde getirdiğini belirtmemiz lazım. Ben bunların içerisinde en tipik örnek olarak şu şeyleri vermeye çalışacağım. Mesela Hazreti Ali'den sonra biliyorsunuz Hazreti Ali ve Muaviye arasındaki ilişkiler yani bir takım çatışmaya dönünce ki bu çatışma önemli oranda hem Arapların eski klasik mülk anlayışları yani devlet anlayışlarıyla bağlantılı bir şeydi hem de kabile anlayışları da yakından bağlantılı idi. Gerçekte ne diyelim tarihsel devlet olgusuna en fazla Emeviler bu konuda yaklaştılar veya onu oraya, o zemine oturttular. Emeviler zemin en fazla eleştirildiği nokta hepimizin bildiği üzere onların bir kabilecilik anlayışlarıdır. İkincisi politik anlamda, özellikle politik anlamda yaptıkları cebriliktir. Yani tahakkümlerdir insanlar üzerinde. Ve bu durumda, bu bağlamda Emeviler döneminde başlayan, yapılan önemli tartışmalardan bir tanesi de kader tartışmalarıdır. Yani kaderin ne olduğu, efendim içeriğiyle ilgili tartışmalar başlamıştır. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor ki bu tartışmaların başlamış olması sebepsiz değildir. Yani konjonktüreldir. Biz daha çok kelam tarihinde okurken şöyle bir anlayışla hareket ediyoruz gibi geliyor bana. Yani gerektiği kadar dini tartışmalar yapıyorum. Böyle bir şey yok. Dini tartışmalar daha çok siyasi konjonktürle birlikte, kültürel konjonktürle birlikte yürüyor. Temel ihtiyaçlar doğrultusunda yürüyor. Bu bugün de aslında çok fazla değişmiş değil. Bu tartışmalarda tabii Emevilerin kader tanımlarına baktığımız zaman kaderin resmi tanımı açısından bir problem yok. Yani işte olan şeyin kader olduğu üzerinde durulmaya devam ediliyor. Ama Emevilerin bu tartışmayı yapmalarındaki temel sebeplerden bir tanesi karşıdan gelen itirazlardır. Karşıdakiler şöyle itiraz ediyor. Diyorlar ki bize zulmediyorsunuz. Efendim zulüm ise yanlış bir şeydir. Emevilerin kader tartışmasını getirmelerindeki temel hedef ve amaç ise siz başınıza gelenlerden şikayet ediyorsunuz ama başınıza gelen şeyler en nihayetinde Allah'ın takdiriyle gelen şeylerdir. Yani daha doğrusu şöyle ifade kullanmak lazım. Allah bizim elimizle takdirini gerçekleştiriyor. Bu durumda sizin bunlardan fazla şikayet etmemeniz gerekir. Dolayısıyla Emeviler aslında kendi politik tutumlarını meşrulaştırmak üzere kaderi yeniden siyasal alanda işlevselleştiriyorlar. Bu sadece onların döneminde değil, daha sonraki dönemlerde de bir şekilde iktidarların hep kullandığı, yapa geldiği bir manipülasyon da olmuştur. Yani mesela bir şeyin içinden çıkamıyorsanız ya da sorumlulukları atmak istiyorsanız bunu ne yapıyorsunuz? Kadere, kazaya, Allah'a yüklüyorsunuz faturayı, gidiyor zaten. Şimdi bunun karşısında çok tipik bir örnek olarak ortaya çıkan mezhep ise daha çok İslam tarihi, kelam tarihi içerisinde bizim mutezile olarak bildiğimiz, itizal etmiş olarak bildiğimiz bir yapıdır. Mutezilenin burada hem kader tartışmalarında durduğu yer hem ona itirazları çok önemli. Mutezile'nin farklı görüşlerin oluşmasındaki konjonktürel şeyleri söylemeye çalışacağım ama öncelikle burada kader görüşüne, kader anlayışına bir itirazı temsil ettiklerini de ifade etmemiz gerekir. Çünkü bildiğimiz gibi Mutezile'nin en tipik kendisini belirten görüşü insanın fiillerinin yaratıcısı olduğu konusudur. Yani
insanın özgür olduğu, kendi fiillerini yarattığı, yüklendiği ve bunun sorumlusu olduğu biçiminde bu bir şey ifadeye koyar. İkincisi, Mutezile aynı zamanda ortaya çıkışı itibariyle İslam tarihinde Müslümanların coğrafyalarının genişlemeleri, farklı kültürden, farklı dinden insanlarla karşılaştıkları bir döneme de denk gelir. Yani bunu da ihmal etmemek lazım. Özellikle biliyorsunuz kelam denilince belli bir döneme kadar sadece Mutezile anlaşılıyordu. Ondan sonra bu değişmeye başladı. Biraz da kelamı bu açıdan ne diyelim, tam olarak değil ama felsefileştiren de, yani o tip argümanlarla tartışmaya çalışan da Mutezile olmuş. Bir anlamda bunun zorundaydı. Nedeni de çünkü İslam topraklarına giren yabancılar, farklı dinlerle konuşma icbarı veya farklı dinlerle konuşmanın gerekliliği burada ön plana çıkıyordu. Şimdi Mutezile tabii sadece bununla da kalmadı. Efendim, dikkat ederseniz hani bir şey söylemiş oluyorum. O da şu: Mutezile'nin en tipik görüşünün oluşunda bile siyasal bir konjonktür çok etkilidir. Yani elbette burada birçok tartışmalar olmuştur ama siyasi bir konjonktür etkili oluyor. Öte taraftan Mutezile aynı zamanda ehli tevhid ve adalet olarak da biliniyor. Hepinizin bildiği üzere görüşleri içerisinde mesela vaat ve vaid, Allah'ın mutlak adaleti olacağı, vaatleri kadar vaidlerinde de duracağı meselesi üzerinde dile getirilen bir şey veya konuşulan bir şey. Diğer yandan Mutezile'nin önemli tipik görüşlerinden bir tanesi de el menziletü beynel menzileteyn, işte iki menzil, iki yer arasında başka bir makam, başka bir mevki. Bunun ortaya çıkması, bu görüşün oluşumunda da o dönem sorulan bir sorunun etkilerini görüyoruz. Biz sorulan soru şudur: mürtekibi kebire, yani büyük günah işleyenin durumu ne olacaktır? Tabii bu soru da durduk yere sorulmuş bir soru değildir. Müslümanlar Cemel ve Sıffin vakalarıyla birlikte birbirlerini öldürmüşlerdir. Farklı efendim işte İslam tarihinde meydana gelen büyük olaylar vardır. Bunlar tartışılmaya devam etmektedir. Dikkat ederseniz olay oldukça sosyal ve siyasal boyutlar taşıyor. Ama meselenin dini tartışmaların açısından sonuçlarına baktığımız zaman Mutezile, yani benim şahsi kanaatimce biraz topu da taca atarak el menziletü beynel menzileteyn, iki menzile arasında işte bir yerdedir demiş. Ama netice itibariyle bu görüşün ortaya çıkışında efendim bu sorunun sorulmasında temelde sosyal siyasal olaylar olabildiğince belirgin. Biz daha sonraki süreçlerde de baktığımızda mesela Mutezile'nin ilk başta daha özgürlükçü, daha açılımcı davranırken birden mihne olaylarıyla birlikte bir mezhebin, bir görüşün ve doktrinin devlet tarafından savunulması ve resmi hale getirilmesinin ardından ne kadar da tahakkümcü bir hale gelebileceğinin örneğini görebiliyoruz Mutezile üzerinde. Bu da doğrusu mezheplerin kendi içerisindeki evrilişleri, davranışları, görüşleri, doktrinlerinin tarihsel süreçte diğer siyasal, sosyal olaylarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini bize anlatıyor. Bu bakımdan biz biraz mezhebi şöyle farklı şekilde tanımlamışlar mezhebi. Ben böyle kitapları falan da karıştırdığımda mesela bir kısmı mezheplere siyasal şeylerdir diyor. Siyasal gruplardır bunlar diyorlar. Siyasal partilerdir eski ifadesiyle. Ben doğrusu siyasal boyutlar olmakla birlikte mezheplerin siyasal bir parti veya siyasal bir grup olduğu kanaatinde değil. Siyasal boyutları var. Doğru. O ama tamamen öyle düşünülemez. Bu açıdan ben mezhebi şöyle tanımlıyorum. Kendi tanımım: tarihsel süreçte siyasi, sosyal, kültürel olaylar ve düşüncelerle, etkileşimleriyle kendi içerisinde tutarlı ve sistematik tezler, görüşler ve yorumlara sahip olan ve bu boyutuyla ana dini yapının içinde itikadi ve ameli açıdan farklı yorumlar getirmiş dini sosyal kategorilerdir diyoruz. Sosyolojik anlamda kategorilere giriyorlar. Çünkü grup özelliği göstermiyorlar. Hani farklı mezheplerin insanları en azından zihinsel bir kategori olarak biz dışarıda biliniyoruz. Ama mezhepleri mutlaka grup oluşturdukları yerlerde olabilir. Aralarında bir takım etkileşim ve iletişimle birlikte. Bu tanımla birlikte aslında biz şu nitelikleri öne çıkarmış oluyoruz mezheplerle ilgili. Birincisi, mezhepler tarihsel süreçte
bu kültürel, sosyal, ekonomik olaylarla etkileşim içinde oluşmaktadırlar. Görüşlerinin oluşmasında bunlar etkilidir. İkincisi ise ana dini yapıdan farklılaşmışlardır. Görüşler ve yorumlar olarak ama kopmamışlardır. Üçüncüsü kendi işlerinde sistematik, tutarlı ve bütüncül görüşlere sahiptirler. O hale gelebilmişlerdir. Dördüncüsü de mezheplerin dini sosyal kategori olduğunu burada ne yapabiliriz? Görebiliriz. Şimdi mezhepler bu şekilde eğer bir oluşum süreci göstermişler. Onların ayrılık noktalarına baktığımızda da hem Bağdadi'nin kitabında hem de Milel ve Nihal'de mesela ne olduğunu görüyoruz. Fedek arazisi gibi, Ridde olayları gibi, Hazreti Osman'ın öldürülmesi gibi, işte Cemel vakası, Sıffin vakası, hariciler, işte ve kader tartışmaları olduğunu görüyoruz. Üç aşağı beş yukarı bu tartışmaların ilk mezhepler oluşurken belirleyici tartışmalar olduğu kanaatindeyiz doğrusu. Şimdi bu noktada mezheplerin nasıl algılanması gerektiğine dair de bazı şeyleri söyleyerek efendim sunumu sonlandırmaya çalışacağım. Bir tanesi zaten anlatırken hani ben biraz da hızlı hızlı geçiyorum. Soru cevaplarla belki aşabiliriz. Birincisi mezhepler, mezhep eşittir, din değildir hiçbir biçimde. Ve kişi kendi yani mezhepler bunun içerisinde bir farklılaşma oluştururlar. Kişiler bir mezhebe tabi olabilirler ama kesinlikle yani şunu söyle kişilerin durumları önemlidir de ait olunan mezhep efendim kişinin en asli kimliğini oluşturan bir unsur değildir. Olmamalıdır anlamında değildir diye söylüyorum. Bunların birer yorum olduğunu hep bilmek lazım. Ama çoğunlukla insanlar belirli bir mezhep içerisinde yani mezhebe aidiyetle gözlerini açtıkları için o kültürel koşullarla şekillendirildikleri için ciddi anlamda mezheple dini eşitlemeye doğru gidiyorlar. Bu da tabii ciddi bir sorun oluşturuyor. Diğer yandan efendim tabii şu çok önemli bir unsur. Başta devlet ile kişiler, insanlar yani devlet ile toplum, devlet ile birey ilişkilerinin bu bağlamda belirli bir mekanizmaya, belli bir yere oturtulması lazım gelir. Buradan kastım şu, hiçbir şekilde hükümet edenlerin belirli bir mezhebi temel resmi bir doktrin haline getirmemeleri gerekir. Yani bu toplum içerisinde ciddi bir problem oluşturuyor. Efendim zamanında şey anlatırlar, kitapta geçen bir örneği vereyim. Harun Reşit'e atfedilir. Harun Reşit İmam Malik'e diyor ki senin diyor muvattağını diyor çoğaltacağım, işte her yere asacağım, bütün herkesten diyor bunun uygulamalarını isteyeceğim diyor. İmam Malik ise diyor ki kesinlikle asla böyle bir şey yapma diyor. Yani insanlar arasında çok farklı ihtilaf noktaları vardır. Dolayısıyla devletin, hükümet edenlerin bir şekilde bir mezhebi temel resmi doktrin haline getirmeleri insan arasındaki çatışmaları da hızlandıran bir faktördür. Belki bugün Orta Doğu merkezli birçok tartışmaların da temelini burada görüyoruz diye düşünüyorum. Diğer yandan efendim mezheplerle ilgili diğer bir şey de algılama biçimi de mezhep tekelciliği ve hakikat iddiasında bulunmamakla ilgili bir şey. Ne demek istiyoruz? Yani benim mezhebim en doğru, diğerleri de tamamen yanlış biçimdeki bir algılama. Şimdi burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Bir kişi kendi mezhebini doğru kabul ettiği için doğru kabul edecek ki ona inanmaya devam edecek. O zaman nasıl olacak bu iş diye bir soru sormamız lazım. Burada kastettiğimiz şey bir diğerini ötekileştirmemek anlamında, dışlayıcılık göstermemek anlamında bir şeydir. Peki tavır nasıl olacaktır? Evet, herkes ait olduğu, kendi mensup olduğu mezhebini doğru olarak kabul edebilir. Ama diğer mezhepler yanlıştır anlamına gelmez bu. Şimdi tek hakikat, tek doğru bu dediğimizde diğer mezhepleri, diğer insanları ötekileştirmiş oluyoruz. İşte çatışma unsurları buradan çıkıyor. Biz hepimiz biliyoruz ki itikadi ve fıkhi mezheplerde
kesinlikle imamların kendi aralarında bir vakaya bakarken oluşmuş görüş ayrılıkları vardır. Bu bazen usulden kaynaklanır, bazen işte feri olaylar oraya bakıştan kaynaklanan bir şeydir. Ve hatta şunu şöyle de görmemiz gerekiyor. Mezheplerin farklılıkları insanlar için aslında büyük bir nimettir. Büyük bir görüş farklılığı insanları kurtaracak şeylerdir. Mesela öyle farklılıklar var ki fıkhi mezheplerde bazen o farklılıklardan bir evliliği ve bir aileyi kurtarıyorsunuz. Yani öyle olmaz durumlardan aileyi kurtarıyorsunuz, evliliği kurtarıyorsunuz, başka unsurlar oluyor. Görüş farklılıklardan hiçbir şekilde zarar gelmez. Ama günümüzde nedense şöyle düşünülüyor. Birliği sağlamak için herkesin aynı fikirde olması gerekmiş gibi falan düşünüyor. Ben asla böyle bir kanaatte değilim. Yani insanlar sadece birliği sağlayacağız diye hep aynı şeyi düşünme gerekliliği gibi bir duruma girerlerse bu toplumda değişik farklı fikirlerin oluşmasını, tartışılmasını ilmi anlamdaki şeye engel olur. İnsanlar rahat tartışabilmeli, farklı görüşler olabilmeli ve devlet de, hükümet edenler de bunların içerisinden seçebilmeli uygulayabileceklerini ve hepsine bu bakımdan da özellikle mezheplere karşı eşit bir biçimde yaklaşmalıdır. Çünkü buradaki temel kaidemiz şu olacak, ben insanı merkeze alma taraftarıyım. Şu açıdan hep Osmanlı'nın kuruluş felsefesinde önemli olduğunu düşündüğümüz şey Edebali'ye atfedilen bir şeydir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diye. Yani herhangi bir insanın görüşlerini, düşüncelerini boğmaya, efendim bu farklılıkları yok etmeye çalışırsanız burada insan yaşamaz. İnsan yaşamayınca oradaki şey konsensus daralır. Konsensus daraldıkça bundan en fazla zarar gören de devlet olur. Yani bu bakım ve birlik ve beraberlik olur. Bununla ilgili gelişen bir diğer şey de tabii ilim adamları da bu konuda ciddi sözlerinin maliyetini hesap ederek konuşmalılar mezhepler anlamında. Bir diğer unsur da tekfir mekanizması. Tekfir mekanizmasının işletilmesi. Yani bunu ya bu tekfir mekanizmasının artık çok yerlerde kalan ilkel bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle ilkel bir şey. Efendim ve bir de tanrılığa soyulmak gibi bir şeydir yani. Hiçbir kimseyi açıkça kendisini beyan etmediği sürece onu kafir ilan etme gibi bir hakkı, yetkisi, salahiyeti hiçbir biçimde yok. Yani birisi kendisini beyan edebilir, ben inanmıyorum diye bize der ki inanmıyor deriz. Onunla ilgili bile efendim başka türlü bir muameleye girmesin. Ama öbür türlü, şimdi bu işlerden öyle şeyler geliştiriliyor ki mesela Mısır'da bu düşünce adamlarından Nasr Hamid Ebu Zeyd vardır. Adam şimdi farklı görüşler, düşünceler. İşte modernist diye bilmiyor falan. Birçok kitaplarda Türkçe'ye tercüme edildi, yorum üzerine falan. Şimdi ortaya koyduğu görüşler itibariyle eser uleması bunun önce küfrünü ilan ediyor. Bunu bir veri kabul ediyor. Arkasından da adamın eşiyle boşandığına hükmediyor mahkeme. Eşinden de ayırıyor. Ve ondan sonra adam Mısır'ı terk etmek zorunda kalıyor. Önce gidiyor Japonya'ya, arkasından da Hollanda'ya yerleşiyor. Şimdi ortaya çıkan sonuç şu. Hollanda özgürlükçü bir ülke. Ondan sonra Mısır ise despot bir ülkedir. Şimdi içinde bir tane ülke bir düşünce adamını tolere edecek kadar şey yok mu yani? Böyle bir şey olabilir mi? İçindeki farklılıkları boğacak, ondan sonra belli bir mezhebe göre yani. Bunlar artık büyük taassuplar, ilkellikler, yani geride bırakmamız gereken şeyler olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu sebeple de başlığımda kullandım, şunu da söyleyerek bitireceğim. Başlığımda kullandığım fizik ve metafizik arasında derken mezhebi tamamen sosyal koşulların oluşturduğu bir yapı olarak görmüyorum. Böyle görürsek olayı biraz Marksist bir biçimde okumuş oluruz. Mezhepler evet dini görüşlerdeki farklılıklar, düşünceler, yorumları ifade ediyor. Bu doğru. Ama öte taraftan mezhepleri de böyle hiç dokunulmaz kutsallar gibi görmememiz lazım. Fizik derken onun tarihsel koşullar içerisinde oluştuğunu, siyasal, ekonomik, sosyal olayların oluşumuna etki ettiğini anlatmak istiyorum. Metafizik derken de onun dini boyutuna atıfta bulunuyorum. Ama öte taraftan da onun metafizikleştirilmemesi gerektiğini de ifade etmeye çalışıyorum. Bu çerçevede mezheplere yaklaşımın belki çatışma ve gerilimleri engelleme noktasında daha önemli olacağı kanaatini taşıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Biraz hızlı gittim ama yani şey yetiştireyim diye süre içerisinde sorusu olan, ekleyeceği olan kritik, eleştiri, hocam size kesinlikle şuralarda katılmıyorum ondan sonra diyen.
hocam. Evet, buyurun. Mesela şimdi şöyle söyledik, tamam, herkes tabii ki fikrini ifade etsin. Bunu ben de savunuyorum sonuna kadar. Fakat bu fikrini ifade etmenin sınırına mesela hiç değinmediniz. Öyle herkes önerilerini söylesin mi? Evet. Yani şimdi kabuğu kullanmayalım. Şimdi herkes önüne geleni söylesin mi derken... Çünkü bir de dediğiniz gibi metafizik boyutu da var bunun. Sonuçta evet, bir yerde de dine, inanca etki edecek yani. Şimdi şöyle söyleyelim. Tabii bu herkes kafasına göre istediğini söylesin meselesi çok muğlak bir alan alıyor, alan açıyor önümüze. Fakat şöyle söyleyelim. Bu zamana kadar tarihsel sürece baktığımız zaman ben ifade özgürlüğünün önüne herhangi bir engel konulması taraftarı değilim. Yani bir özgürlük olacaksa böyle bir tarafta değilim. Tarihsel süreçte baktığımız zaman dikkat ederseniz mesela fıkhi mezheplerde 150 tane falan mezhep var. Ama bunların içerisinde 4'ü taraftar bulmuş. Herkes her şeyi söyleyebilir de söylediklerinizin toplumsal karşılığı yoksa taraftar bulamazsınız. Onun için sözü söyleyecek bence bunun maliyetini düşünerek söylemelidir. Maliyetinden kastım şu, toplumsal karşılığı yoksa söylediğinizin zaten herhangi bir taraftar da olmayacaktır. Marjinal olarak duracaktır. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden eğer herhangi bir şekilde bir ifade birisinin can, mal ve benzerleri emniyetini yani bu şeylerine kastetmiyorsa söylenmesinde bence herhangi bir problem yoktur diye düşünüyorum açıkçası. Ama biz şunu isteyeceğiz. Toplum olarak akıllı olmalıyız. Ben mesela bana soru soran ya da herhangi bir tez, argüman öne süren kimseye şunu söylerim. Kardeşim böyle bir iddiam var, gerekçelerini söyle derim yani. Öbürü üfürmeye girer. Yani adam söylüyor bir sürü şey de derim ki gerekçeni söylesen bana derim. Niye böyle bir şey söylüyorsun? Konuşuruz bunu, tartışırız. Ve bunlar ilmi platformda olmak zorunda. Ama öbür türlü biz hani neye nasıl sınırlandıracağız diye bir soru sorduğumuzda doğrusu var ya bu şöyle bir şey oluyor. İlk önce uçtan başlıyormuşuz gibi olur ama bu geliyor ortaları da sıkıştırmaya başlıyor ve büyük bir ifade özgürlüğünün önünde engel oluşturmaya başlıyor. Yani benim bu konuda aşırı hassasiyetim var ifade özgürlüğü meselesinde diye düşünüyorum yani. Evet. Sizin kullandığınız yukarı topu örneğini çok beğendim de acaba biraz da metafizik boyutunu katmak için o örneğe kar tanesiyle onu kıyaslayabilir miyiz? Yani kar tanesini öz kabul edebilir miyiz anlamında? He, düşen, gökyüzüne evet, düşmüş bir kar tanesi zamanla işte birinin onu kar topluya çevirerek sistematik bir hale getirmesiyle sonra da dağdan atmasıyla o dini sosyal grup dediğin halen sonuna dönüştü. Bu da biraz şey. Bir de hocam bu aklıma geldi de bunu paylaşmak istedim. Emevilerden bahsederken ve kader tartışmalarından bahsederken sosyolojide işlevsel cevherin özellikle Amerika'da neden kendi görüşlerini çok yaygın hale getirdiklerine dair şu ortaya atılıyor, şu gerçek. Amerika'nın o dönemki siyasetini meşrulaştırmak için aslında bir insanın yapılarla barışık hale gelmesi gerekli görüldü. Bu mesela sosyolojiyle dini bu yapıların ve mezheplerin, sosyoloji mezheplerinde sosyoloji mezheplerinden bahsetmek mümkün mü bu anlamda? Bunu sosyoloji mezhepleri derken neyi kastediyorsunuz? Şundan bahsedeyim hocam. Şimdi sosyoloji de sonuçta Comte'un da sosyoloji dine çevirdiğini, Durkheim'in de sosyoloji dine çevirdiğini biliyoruz. Yani onun da bir inanç boyutu vardır. Pozitivist İlmihal'dan bahsederek falan. Ve acaba bu sosyolojik mezheplerle ilgili bunun olgu olarak bunlardan bahsetmek doğru mu yanlış mı? Şimdi tüm sizin anlattıklarınızdan benim şöyle eğer yanlış anlamadıysam birinci olarak şöyle bir şeyden bahsetmemiz lazım. Evet kar taneleri metaforda kullanabilir ama orada yanlış anlamaları engellemek üzere şöyle bir itidal boyutunu öne sürmem gerekiyor. Bütün bunları söylerken geleneği bütünüyle bir tarafa atmayı asla kastetmiyorum.
Geleneğe olmayanın hiçbir geleceği de olmaz. Fakat şimdi eğer geleneği üzerinde bir kritik yapmazsak, gelenek bu sefer üzerimizde ağır bir yük oluşturmaya başlıyor. Tarih üzerimizde ağır bir yük oluşturmaya başlıyor. Ne demek? Tarih her zaman olduğu gibi, tarihin herhangi bir anında dini veya değil bir söylem ortaya koyanları biz rahatlıkla eleştirebiliriz. Yani kritik edebiliriz. Etmeliyiz de zaten. Tamam mı? Din böyle gelişir. Yani din böyle gelişir derken biz daha doğrusu sorunlarımızı ancak böyle çözüm bulabiliriz. Fakat bu geleneği tamamen atmak anlamına asla gelmiyor. Gelenekle yenilik arasındaki dengenin iyi kurulması, gelenekle temel ihtiyaçlar ve problemler arasındaki dengenin çok iyi kurulmasını gerektiriyor. Bu birinci nokta. İkincisi, şimdi Amerikan sosyolojisindeki temel şey, evet, işlevselcilik falan filan meselesi. Amerika şunu yapıyor mesela. Ya Japonya'ya saldıracak, işte askeri şeyler lazım, hemen askeri sosyoloji falan ne lazım bize, anlatabiliyor muyum? Onu orada işlevselleştiriyor. Meselelere öyle bakıyor. Sizin buradan sorduğunuz soru, Emevilerin de aslında bazı şeyleri işlevselleştirdiği gibi miydi acaba, bilmiyorum, öyle anladım. Şimdi evet, böyle de düşünülebilir. Fakat öte taraftan bizim bir Müslüman olarak da hem tarihe hem de bugün bakarken mesela en temel asli kavramlardan hareket ederek ve bunlar üzerinde kritiklik yaparak bakmamız lazımdır. Şimdi şurası kesin bir şeydir ki Emevilerin yaptığı çok işlevsel olabilir ama doğru değildir. Yani bizim buna itiraz etmemiz gerekir. Anlatabiliyor muyum? Efendim, tarihte herhangi bir dönemde de, bugün herhangi bir dönemde böyle. Mesela diyelim ki insan özgürlüğü önemliyse, insan özgürlüğünü bir değer olarak ortaya koyacaksak, ki bana göre çok önemlidir. Nedeni de özgürlük olmadan insanın fiillerinin ahlaki açıdan değerlendirilmesi mümkün değildir. Yani özgürlüğümüz yoksa benim fiilimi nasıl değerlendireceksin? Değerlendiremezsin. Şimdi sürekli bir de günümüzde de şu, bu sorunun yansımalarını yaşıyoruz mesela. Ya herkes kendi sorumluluğunu üzerinden atmak için her şeyin faturasını Allah'a kesiyor yani. Her şeyin faturasını kadere kesiyor. Efendime söyleyeyim. Ya böyle bir şey olmaz ki. Bu açıkça söyleyelim, bizim tembelliğimizdendir, bizim iş bilmezliğimizdendir, bizim yapamamızdandır, beceriksizliğimizdir. Ama rahatlıkla kaderdir bu, şöyle oluyor, böyle oluyor. Yani böyle açıklanmaz bu. Şimdi ben öğrencilere örnek verirken şunu söylüyorum. Yani işte birinci yakın dereceden hastanız ameliyata girdi. İşte girdikten bir müddet sonra haber geldi ki vefat etmiş. Ve bir müddet sonra da anlaşılıyor ki doktor hatasıyla ameliyat ölmüş, vefat etmiş. Ne yapacaksınız? Doktorla görüşüyorsunuz, diyor ki bu Allah'ın kaderidir diyor. Efendim, doğru mu? Doğru. Evet, yani adamın ölmesi kaderdi, ölmüş yani. Diyorum ki bunu bir kader olarak sahipleneceksin. Efendim, doğru. Ertesi günde mahkemenin yolunu tutup doktoru mahkemeye vereceksin. Yapacağın iş budur. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ikisi arasındaki dengeyi korumak. Yani ne yapıyoruz ya? Birisinden aynı zamanda hesap sorabilmek, yapamadıysa. Ama aynı zamanda yani ne yapacağız? Her şeye gücümüz yetmiyor. Oturup, değil mi? Hayatımıza da devam ediyoruz yani. Böyle bakıyorum olaylara ben. Evet. Buyurun. Ben yine katılıyorum. Bugün söylemiştim. Böyle tasavvuf onlar olursa bana bilgi verin. Mesajları öyle geldim diye. Şimdi siz hep tarihten bahsettiniz. Bugünkü cemaatler arasındaki ayrılıklara bakarak güzel lazım ama bugün yani ayrılık. Mesela bir insan diyor ki, aklı başında bir adam, bir diyor aşağılarda diyor cemaatta diyor zikir yaptık diyor. Aynen öyle, delikten değil bu. Bir başkası diyor ki bizim Efendi Hazretleri onu görmüş onu diyor, o Levh-i Mahfuz'da onun derecesi çok aşağı düşüyor. Bunu söyleyen insanlar canlı insan, hikayeden değil bunlar. Bunlar daha çok cami kahvelerinde konuşulan şeylerdi. Oralar böyle bir çalma yerlerdi bakıma. Yani buradan hareket etsek daha canlı olur yani. Daha bir şey olur. Yoksa tarihten öyle midir, böyle midir? Ondan sonra çok su götüren şeylerdi. Ama bugüne girersek, şimdi bir şey var, şey bakıyoruz ki ilk üçe bölünmüş, dörde bölünmüş. Niye bölünmüş? Sebep ne? Hangi nedenlerle bölündüğü sebep? Hemen hemen tarikatlarda var bu. Neden bölünmüş? Bölünme sebebi nedir? Eğer bunu demez olursam daha aydınlatıcı olur gibi düşünüyorum ben şahsen yani, öyle. Bilmiyorum sizin. Evet, yok, teşekkür. Efendim? Tam da o noktada şunu söyleyeceğim hocam. Yani mesela bugün ehl-i sünnet tartışmalar olsun, diğer mezheplerin
yani farklı düşüncelerin ortaya çıkışı olsun. Yani bir ana omurgaya dair yani ana omurgunun çatla tam İslam dinlerinde bir sorun yok da sanki ana omurga dinlerde çatlamış gibi durmuyor mu? Yani mesela bugün çok rahat bir biçimde tekfir edebiliyorsak insanları ya da çok rahat bir biçimde işte o ehli sünnet dedik değildir efendim. Çok rahat bir biçimde bu tartışmalar yürüyorsa ana eksende bir sıkıntı, daha doğrusu zihinlerdeki ana eksende, var olan ana eksende değil, bir sıkıntı yok mu? Ya tabii ki. Ben şimdi önce sizin sorduğunuzla başlayayım. Tabii benim buradaki yazdığım makale çerçevesinde konuştuğum için bir mantaliteye değiniyorum. Buradan mesela gündelik olaylara, aktüel meselelere gelmek lazım. Bunu doğru söylüyorsunuz. Şimdi bahsettiğiniz şeyler bazı yere sunumlarda ben cemaatleri de buna dahil ediyorum. Efendim, yani temel sorun nedir bugün? Mesela anlattığınız şeylerde dini bilgilenmeyle ilgili sorun var. Efendim, dine nasıl yaklaşacağımızla ilgili sorunlar var. Bir sürü cahil bir ruhunu oturuyorsunuz, kendinize katıyorsunuz. Ondan sonra, yani adam şunu söylüyor bu belirttiğiniz örneklerde. Yani Arşare'de şunu gördüm, şunun makamını, şunu bilmem neyini gördüm. Şimdi, yani ben bunlar için özür dilerim, çok sinirliyorum. Bu tip zırvalar artık yani İslam'a çok zarar vermeye başladı. Bu zırvalara prim vermemek lazım yani. Efendime söyleyeyim. Bir cemaatin liderinin ancak onayladığı adamı peygamber de onaylıyor. Allah ondan sonra onu işte cennetine alıyor. Almıyor falan filan. Yani böyle din bu kadar oyuncak haline getirir mi? Yani Allah bir adamın katibi mi böyle? Saçma sapan şeyler yani. Anlatabiliyor muyum? Ama ve burada Türkiye'nin sorunu bu. Bu tabii ama bu nereden kaynaklanıyor? Bakın. Kavu kendine bir, karşılık buluyor. Toplumsal mutlaka karşılık buluyor. Mutlaka buluyor. Şimdi biz mesela işte din sosyolojisi dersi anlatırken öğrenciler, arkadaşlarımızla falan şeyi konuşuyoruz. Abi şimdi İlahiyat Fakültesi'nde ben oturuyorum, kitapları okuyorum, özetliyorum, bilmem ne yapıyorum, anlatabiliyor muyum? Zihin bilgimi süzüyorum. Şimdi dışarıdaki adam geliyor falan bilmem neyin lideri, adam direkt Allah'tan alıyor. Dedim ki yani benim bu adamla rekabet şansım yok bir kere. O direkt alıyor, ben sürekli kesbi olarak kazanıyorum bir şey yani. Şimdi ikincisi, ben sözün maliyetini hesap ederek konuşuyorum. Adamın sözünün hiçbir maliyeti falan yok. Mesela şöyle bir şey olması gerekiyor. Yani adama sorulması gerekiyor. Ama aşağı tarafta bir sürü kimse hiçbir şey düşünmeden, yani hiçbir soru sormadan, bunun içerisinde tabii menfaatsel şeyler, efendim sosyal faktörler, bunların hepsi onlara da giriyor. Ve esas da dini bilgi mevzuundaki ciddi eksikler de geliyor. Adam şunu soracak, ya sen bunu diyorsun da ne yani, dinde böyle bir şey yok diyecek. Ama öyle değil işte, bilgi düzeyleri de böyle değil. Bunlar bu bireysel bunlar, umumlu olarak diyor. Mesela bir tanesi bunu kapatıyor, ben diyor peygamberle görüşüm şimdi diyor. Ve şöyle söyle diyor. Bunlar hani yaşar insanlar bunlar. Şimdi bunlara inananlar da var tabii, gruba inananlar var yani. Hayır, grubun altında herkes inanıyor ona zaten, inanmayan yok bir kere yani. Tabii bunlar toplumda hoş olmayan bir takım şeyler. Yani bunları düzeltmek. Yani sizin göreviniz yani tasavvuf olarak. Vallahi hepimizin görevi de. Yani bugünden geriye gitmek. Bugünden geriye gitmek. Benim hatırlıyorum öyle. Bugünden. Bugün ne yapıyorlar? Gruplara yer. Ne bileyim sessiz bir yerde bir fanatik şey müridi çağırıp ne de senin şeyin özellikleri sayacak diye de onu görün sadece bu acısın ortaya enteresan şeyler çıkacak. Neden kaynaklanıyor? Bana sorarsanız çoğu nefse emareden kaynaklıyor. Ben tespitlerim budur. Bu kadar gördüm. Evet, enaniyet. Yani. Ondan sonra. Yani şöyle bir şey var. En azından onu söyleyeyim. Yani yakında gerçekleştirdiğimiz dini bilgiyi işte cemaat ve benzerleriyle bir çalıştay yapacağız. İnşallah orada bu mevzuları tekrar derinlemesine alacağız. Bir de cemaatlerle ilgili bir rapor hazırladık. Onu da sunacağız. Bu mevzuların hepsi de orada. Yani biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Daha doğrusu işte konuşmalar şunlar bunlar ama ne kadar olursa yani. Şimdi siz, pardon. Evet. Soru soracak bittiyse ben bazı şeyleri soracağım ama olsun. Şimdi Mehmet'in dediği şey vardı, onu atlamayayım, soruyu cevaplandırayım. Başka bir de soru var. Şimdi sizin dediğinizde de ben de doğrusu aynı kanaatler taşıyorum. Yani artık bu küçük küçük parçaya olan aidiyet meselesi o kadar büyük ve onun yerine ikame oluyor ki. Yani kastettiğim ehl-i sünnetin altındaki bu yapılanmalar ehl-i sünnet yerine ikame olarak aralarında rekabet, ticari rekabetmiş gibi hani böyle davranışları, müşteri kapmak yarışına kızı içtin veya biçimine dönüştüğü için problemler çıkıyor. Tabi bu konuda farklı şey önerileri var. Söz gelimi
Yani ben özellikle bu çalışmayı da yaparken Şiilik, Sünnilik arasındaki ilişkilerle bu Londra'da yaşayan Ahmet el-Katib'in mesela yazdığı şeyler var. Diyor ki bu diyor tarih ediyor. Tarihteki yaşanan çatışmalı olaylara diyor. Üzerinde siz mi haklısınız, biz mi haklıyız'a döndüğü zaman diyor olay diyor. İçinden çıkılmaz bir hale geliyor. Ama şuraya kaniyiz ki bizim içimizdeki bu bölünebilirlik durumu dışarı tarafından sürekli tahrik ediliyor. Yani adamlar bildikleri için bunu da işin içine katıyorlar yani netice itibariyle. Ben doğrusu onlara suç buluyor filan da değilim. Yani suç aldanan bizlerdedir yani. Yani kendimize kabahat bulmamız lazım. Ben de doğrusu aynı kanaatteyim. Çünkü bir Müslüman basiretli olarak bu ana gövdeye zarar vermemek üzere uğraşmalıdır yani. Bütüne zarar vermemek için uğraşmalıdır. Gerekirse küçük küçük şeylerimizi ne yapacağız? Yani onun üstüne çıkarmamak için uğraşmak lazım geliyor. Siz, evet. Öncesi sonrası şey yapayım. Allah razı olsun. Siz mezheplerin ortaya çıkış amaçlarına şeylerine değinildi. Daha çok tarihsel olgulardan mezheplerdiniz. Ben tam bu bağlamda önümüzde yeni bir mezhep ihtiyacının olup olmadığını nasıl bakıyorsunuz? Sorusunu soracağım. Ayrıca de hocam siz mezheplerin politikleşmemesi gerektiğine dair bir söz söylediniz. Günümüzde Türkiye bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı da bizim kurumlarımızı aldığımızda, dini kurumlarımızı ele aldığımızda bunların politikleşmediğini nasıl düşünüyorsunuz diye merak ettim. Şimdi tabii mezhep ihtiyaçları toplumsal bir ihtiyaçta doğar. Yeniler doğmaz diye bir şey yok. İtikadi anlamda da, fıkhi anlamda da mümkündür. Onlara bir itirazım yok. Efendime söyleyeyim. Ama mezheplerin bir şekilde kendilerini yani görüş olarak yani yenileme ederken şunu kastediyorum. Çağdaş sorunlar karşısında yeniden cevaplar üretmeleri bir zorunluluk. Bütün mezheplerin. Çünkü mezhep şöyle bir şey. Yani bir ana kurucusundan falan bahsediyoruz ama mezhep tarihsel bir süreç olarak geliyor. İçinde bugün devam ediyor. Bugün onun müntesipleri var, onun üzerinde çalışan insanlar var. Bu böyle bir süreçtir. Mesela Hanefilik bir ekoldür. Bu ekol bugün kendisini yeniden üretmeye devam eder. Yani temel ihtiyaçları karşılamaya çalışır. Ya da ise sadece fetvalarla yetinmemek lazımdır. Yani gelelim diğerine. Yani burada Diyanet İşleri'nin, bizim yeni hazırladığımız şeyde de ona da değinmiştik. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın rolünün daha çok bu cemaatler üzerinde bir koordinasyon olması gerektiğini, hepsine eşit yaklaşma yani bakımından bu koordinasyonu sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani politikleşmemesi efendime söyleyeyim. Diyaneti hatta buraya yazdığım politika notunda da Diyanetin yarı özelleşmesi gerektiğini de savunmuştum yani. Yarı özel yani şimdi tam şey efendim yani şöyle burada mesela sürekli diyelim ki Alevilerin dile getirdikleri bir şey vardır. Hani biliyorsunuz şeyde temsil edilmedikleri gibi. Hem Diyanet'te hem de işte farklı dini şeylerde temsil edilmedikleri gibi bir şey. Eğer böyleyse bu durumda bu sorunu mesela halletmek lazım gelir. Yani Türkiye'de Sünniler çoğunlukla yaşıyor olabilirler. Yani sonra veya onun içerisinde alt kollar da olabilir. Ama en nihayetinde bir şey yapılacaksa, temsil meselesi olacaksa onların da temsil etmesi veya onların alt kollarının da bir şekilde temsil edilmeleri bence önem taşır. O zaman devlet konsensus alanını genişletmiş olacaktır bence. Ve aramızdaki ilişkileri de daha efendim bir düzene girecektir diye düşünüyorum. Kendisine kafir olarak hani bir itham şeklinde değil ama hani onun bu görüşü küfür içeriyor şeklinde bir nitelendirmede bulmamız gerekmiyor mu? Yoksa hani bozulmanın önüne geçemeyiz diye düşünüyorum. Yani. Ya şöyle bunun muhtelif farklı biçimleri var. Mesela biz eskiden de hani ilahiyatta falan okurken birçok şeylerin temel ikide bir ağızlarından çıkan şeylerden bir tanesi buydu. Hani tekfir mekanizmasını işletiyordu falan. Efendim şimdi mesela bazı sözler evet o zaman da söylediğimiz bir mottoydu. Bazı sözler küfür görünebilir ancak
her bu söz söyleyen de kafir olmayabilir. Çünkü ne için söylediğini, ne yaptığını bunları bilmiyoruz. Şimdi bu şöyle olma taraftarım. Yani eğer bu bugün aşırı bir hassasiyet oluşturmuşsa ben kendi adıma şöyle davranmayı her zaman veya şöyle konuşmayı tercih ediyorum. Bu diyorum öne sürdüğünüz fikirleri ondan sonra İslam'ın onaylamadığını düşünüyorum diyor. Aslında içerik olarak benzer şeyleri söylemiş oluyorum. Fakat kesinlikle karşıdaki insanı da bir küfürle itham etmiyorsunuz. Küfür kelimesini de kullanmıyorsunuz burada. Yani kullanmakta bir bahis var mı? Yani öyle bir şey demiyorum. Ama en nihayetinde bir konuşma üslubumuzun olması lazım. Bu biraz yalnız bu söylediğim şeydir. Ne diyelim? En azından bu kavram kirlenmeleri durur da bir yere oturursa ondan sonra kavramları yerli yerine kullanmaya başlarız yani. Efendim? Biraz da konjektürel yani. Çünkü insanlar rahatsız oluyor bu tip durumlarda. Evet. Efendim buyurun. Şimdi biz tabii bu yaşlarımız var. Bu konuda çok mücadele ettik. Neydi onların paradigmalarını yıkmak için. Paradigmalarını yıkmak için mücadele ettik. Seyit Kutlu'nun kitabı tercüme edildiği zaman bir rahatladık. O kadar da doğru bir kelime de kitap da yoktu. Bir de Hatemi Bey'in o kitabı vardı. O da fena değildi. Yani şimdi ben komünizm paradigmalarıyla Alevilerin paradigmalarına bakıyorum. Komünizmin paradigması daha güçlüydü. Alevilerin savunacak bir paradigmaları yok. Bunu bilelim. Onun için biz dedelerle bu işin yürümeyeceğini anlatmamız lazım. Seninle bu yolda bir yere varamazsın. Bu toplumu bir yere götürme uğraşma dememiz lazım. O zemini hazırlamamız lazım. Yoksa bıraktım sana diyecek. Ondan sonra işte biraz da dediğim gibi onlar kendi aralarında ondan sonra kaynatacaklar şey. Ayrıca girmek istemiyorum şimdi burada. Bence Alevileri masaya çağırıp ondan sonra onu hesaba çekeceksin. Fikir bakımından. Hangi kitabı okumuşsun da hangi kitabından ne kıymeti vardı, ne değer vardı, ne şey vardı? Bunların Müslüye kitabı vardı değil mi? Müslüye meşhur yani onları dediklerinden. Yani iki safa gelecek bir tarafı yok. Bak ne diyorum? Komünizm paradigmaları çok daha güçlüdür. Onlar iki safa gelmeyecek şeylerdi. Sonra dedelerin çoğu okuma yazma bilmezdi. Bilmiyorum son zamanlar nedir yani? Anadolu'dakiler bilmezlerdi onları. Sadece şifai nakille yapıyor. Şifai nakillisi daima birbirine artarak, ilave yaparak, bozarak, ya neyse hoş gelecek şekilde yapılan şeylerdir. Yani gittikçe bozulan bir şeydir Alevi'yi. Ta ilk günden bugüne kadar. Onun için buraya bakmak lazım. Alevi'ler de doğru efendim sana Alevi'lik yesir verelim. Ne versen ne olacak ve neyi öğrenecek yani. Yani paradigmalarını köketmek için üzerine durmamız lazım. Benim söyleyecek, benim görüşlerim budur yani. Ben bir son soruyu alıp. Evet, arkadaki bir arkadaşımız. Tartışılmaz, kabul edilmiş bir yapı mıdır? Değil. Yani onu nasıl belirleyeceğiz, onu nasıl tanımlayacağız? Ya şimdi bunun bugün sosyolojik anlamda da sınırları, içerikleri muğlaktır. Yani neden muğlaktır? Mesela bir İslam dünyası diye bir şeyden bahsetmek, ben İslam dünyası diye kavramı sürekli kullanıyorum. Kullanmamın sebebi şu, oluşsun diye. Ya değilse var diye değil yani. Bu neden? Çünkü dağınık, olabildiğince kendi içinde çatışmalı ondan sonra. Ama bu iş bilmezlikten kaynaklanan da bir şey. Yani bana göre İslam, Müslüman ülkelerinin bütününü topladığınız zaman gerçekten ciddi potansiyeli var. Ekonomik potansiyel var. İşlerinde ciddi zengin ülkeler var. Enerji bakımından çok zengin değil mi? Efendim insan kaynağı potansiyeli, içindeki barındırdığı inanç esasları ve farklılıklar açısından acayip potansiyeli var. Müthiş bir şeyi var. Ama sorun şu, bir araya gelip iş bilir davranamıyor yani. Bir dünya oluşturamıyor. Benim mesela her zaman derler, işte Orta Doğu'nun içerisinde 3 tane ülke vardır, hatta 2,5 derler. Bir tanesi Türkiye, bir tanesi Mısır, bir tanesi de İran diye. Şimdi şöyle bir İslam dünyası bulunmuş olsa bak, büyük bir İslam birliği falan da demiyorum yani, İslam birliği benim hayalimdir onu söyleyeyim yani, ama bir böyle ülkeler olsa Orta Doğu'da bu hadiseler bu kadar kolay olmayacak yani. Benim kastettiğim bütün yani gerektiğinde ben evet yani İran'da şeylerle işte Sünni Şii gibi aramızda böyle bir farklılık olabilir. Ama netice itibariyle bizim birleşmemiz gerektiğini, beraber olmamız gerektiğini, Müslüman hassasiyetlerle davranmamız gerektiğini düşünüyorum.
Hepimiz birlik olacağız yani dışarıya karşı. Tüm dünya ile ilgili bir iş yapmıyorsak bu böyle. Öbür türlü bir de yani ben şöyle bakmıyorum olaya. Ben inandığım şeyi söylüyorum. İnandığım şeyi ifade ederken de bir öneri olarak ortaya koyuyorum. İnsanlar eğer bu önerime, bu çağrımıza cevap verirlerse gelsinler, buna uysunlar. Neyse ben karşıdakinin yanlış olup olmadığıyla ilgilenmiyorum. Yani beni de çok fazla ilgilendirmiyor. Ben ama kendi argümanımı savunmaya devam ederim yani. Bu da problem olmaz. Bir şey mi ekleyecek? Bu anlamda bir şey daha sormak istiyorum. Bu anlamda oluştuğunda ya da işte bu birlik oluştuğunda tahakküme dönüşmeme garantisi. Hiçbir şeyin riski yok. Hiçbir şeyin. Yani insani kurumların, insani oluşumların bugün kurarsınız 10 adım sonrasında yeni bir riskle devam eder. Bu yüzden onlar sürekli oluşmak zorunda. Yani böyle tabii öyle ebed müddet hiçbir şey olmaz. Onlar tarihsel süreç içerisinde zafiyetlerini tekrar şey yaparız. Bir Anthony Giddens'in kullandığı düşünümsellik diye bir tabir vardır. O modernliğin öz düşünümselliği diye söyler. Ona göre modernlik kendi içerisinde kendi zafiyetlerini onararak devam etmektedir yoluna. Böyle yani düşünümsel bir şey olarak ne diyelim düşünmeliyiz ve oluşturmalıyız. Ayağınıza sağlık. Peki efendim. Teşekkür ederiz.